Çipitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Herkese selam, ben Fatma Gönen. Bugün sizlerle sağlıklı beslenme takıntısını konuşmak istiyorum. Yediğimiz besinlere özen göstermek ve bunların sağlığımızı nasıl etkilediğini farkında olmak genellikle olumlu bir davranış şekli. Ancak bazı insanlar için sağlıklı beslenme bir takıntı haline dönüşebiliyor. Ortoreksiya nervosa ya da kısaca ortoreksiya olarak isimlendirilen bu durum, fiziksel ve psikolojik sağlık ile sosyal yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. İlk olarak Amerikalı doktor Steve Bradman tarafından kullanılan ortoreksiya terimi, Yunanca'da doğru anlamına gelen ortos ve iştah anlamına gelen oreksiya kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve Türkçe'de doğru beslenme anlamına geliyor. Diğer yeme bozukluklarından farklı olarak sağlıklı beslenme takıntısına sahip insanlar kilo vermek veya zayıf olmaktan ziyade çoğunlukla tükettikleri yiyeceklerin yeterince sağlıklı olup olmadığına odaklanıyor. Ayrıca yiyeceklerinin içeriklerinin katkısız olması, işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durma ile sağlıklı beslenmenin faydalarına dair takıntıları da bulunuyor. Ancak sağlıklı beslenme konusunda takıntılı olan insanların günlük aktiviteleri ve sosyal hayatları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ortoreksiya, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından henüz resmi bir yeme bozukluğu olarak tanımlanmıyor. Bu bozukluk, sağlık alanında eğitim gören üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, vejeteryanlar ve veganlar gibi belirli gruplar arasında daha yüksek oranda görülebiliyor. Peki ortoreksiya belirtileri ve semptomları neler? Sağlıklı beslenme takıntısı olan insanlarda aşağıdaki belirtiler ortak olarak görülebiliyor. Gelin birlikte sıralayalım. 1. Sağlıksız olduğu düşünülen yiyeceklere dair yoğun korku yaşamak ve bu yiyeceklerden uzak durmak. 2. Sağlıklı olarak görülmeyen besinleri tüketirken aşırı kaygı ve suçluluk hissetmek. 3. Takıntılı bir şekilde yiyeceklerin içeriklerini ve etiketlerini kontrol etmek. 4. Tıbbi, dini, kültürel veya etik bir nedeni olmamasına rağmen gluten, şeker, karbonhidrat, hayvansal ürünler gibi bazı besin gruplarını tüketmeyi tamamen bırakmak. 5. Sağlıklı olarak algılanan yemekleri planlamak, satın almak ve hazırlamak için günlük faaliyetleri aksatacak kadar çok fazla zaman harcamak. 6. Diğer insanların yeme alışkanlıklarına karşı olağan dışı bir şekilde ilgi göstermek veya bu konuda insanları çok fazla eleştirmek. Bir diğer belirti, menülerde yer alan yiyecekleri gözden geçirmek için çok fazla zaman harcamak. 8. Zihnin sürekli olarak sağlıklı gıdalar, beslenme ve yeme ile meşgul olması. 9. Yeterince sağlıklı olmadığını düşündüğü için kişinin diğer insanlar tarafından hazırlanan besinlerden kaçınması ve yanında kendi hazırladığı yemekleri bulundurması. Bir diğer belirti, sağlıklı beslenme ile ilgili takıntıları nedeniyle kişinin sosyal ilişkilerinin bozulması. Sağlıklı beslenme takıntısı nedeniyle birçok gıdayı tüketmediği için istemsiz olarak kilo vermesi ve başka sağlık sorunları yaşaması. Ve son olarak kişinin sağlıklı beslenerek tüm hastalıkları önleyebileceğine veya iyileştirebileceğine inanması. Ortoreksiyası olan insanlarda görülen en yaygın belirti, sağlıklı beslenme takıntısının hayatı olumsuz etkilemesidir. Bu kişiler kendi belirledikleri sağlıklı beslenme kurallarını ihlal ettiklerinde veya sağlıksız olarak algıladıkları yiyecekleri yemek istediklerinde kendilerini değersiz hissederler. Çünkü kendilerini değerli hissetmelerinin sağlıklı bir yaşam tarzını titizlikle takip etmelerine bağlı olduğunu düşünürler. Peki sağlıklı beslenme takıntısı neden ortaya çıkar? İnsanlar genel sağlıkları üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başlayabiliyor.
Ancak bu konuya çok fazla odaklanıldığında ortoreksiya ortaya çıkabiliyor. Ortoreksiyanın kesin nedenleri bilinmiyor. Ancak obsesif kompulsif bozukluğa eğimli olmak, geçmişte veya şimdi başka bir yeme bozukluğu yaşamak risk faktörleri arasında yer alabiliyor. Bunun yanında mükemmelliyetçi bir kişilik yapısına sahip olmak ve kaygı bozukluğu da diğer risk faktörleri arasında. Bu risk faktörlerinin yanı sıra beslenme ile ilgili bilgi düzeyinin yüksek olması, daha yüksek gelir, organik ürünler gibi gıdalara erişim, kilo damgası veya ön yargısı gibi sosyal faktörler de ortoreksiya ile ilişkili davranışlarla bağlantılı olabiliyor. Ayrıca sosyal medyada saf ya da temiz beslenme adı altındaki yaşam tarzlarının tanıtımındaki hızlı artış da ortoreksiya gelişiminde rol oynayabiliyor. Peki nasıl teşhis ediliyor? Sağlıklı beslenme takıntısının teşhisi için Orto 15, Orto R, Bretman ortoreksiya testi ve yeme alışkanlıkları anketi gibi birkaç yöntem kullanılsa da resmi olarak kabul gören bir tanı yöntemi bulunmuyor. Peki sağlık üzerindeki olumsuz etkileri neler? Ortoreksiya ile bağlantılı olumsuz sağlık etkilerini 3 kategoride inceleyebiliriz. Öncelikli olarak fiziksel etkilerle başlayalım. Ortoreksiya ile yapılan çalışmaların sayısı sınırlı. Ancak araştırmalar kısıtlayıcı beslenme nedeniyle ortoreksiyanın temel besin ögelerinin eksikliği, anemi, sindirim problemleri, elektrolit ve hormonal dengesizlikler, halsizlik ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. 2. Psikolojik etkiler. Sağlıklı beslenme takıntısı olan insanlar, kendi kendilerine koydukları beslenme kurallarını çiğnediklerinde suçluluk, utanç ve aşırı kaygı hissedebiliyor. Bu nedenle detoks ve açlık diyetleri gibi hatalı yöntemlere başvurabiliyorlar. Ortoreksiyası olan kişiler, yiyeceklerin yeterince temiz olup olmadığını incelemek için çok zaman harcayabiliyor. Örneğin, sebze ve meyvelerin üretiminde kullanılan tarım ilaçları, süt ürünlerinin üretiminde kullanılan hormonlar veya koruyucu maddelerle ilgili yoğun endişeler yaşayabiliyor. Ayrıca yiyecekleri araştırmak, planlamak, ölçmek ve hazırlamak için çok fazla zaman harcayabiliyorlar. Bu durum günlük yaşamdaki diğer faaliyetlerini aksatabiliyor. Ve son olarak sosyal etkilere bakalım. Sağlıklı beslenme takıntısı olan kişiler genellikle hangi besinleri bir arada tüketebileceklerini, hangi besinleri günün hangi öğününde tüketeceklerini belirleyen katı kurallar koyabiliyor. Bu tür katı kurallara uymak zorunda hissetmek, ortoreksiyası olan insanların aile ve arkadaşlarıyla akşam yemeği için bir araya gelme veya dışarıda yemek yeme gibi sosyal faaliyetlere katılmalarını zorlaştırabiliyor. Ayrıca yeme alışkanlıklarının diğer insanlarınkinden daha önemli ve üstün olduğunu düşünmeleri sosyal izolasyona yani başka insanlardan uzaklaşmalarına yol açabiliyor. Peki bunun üstesinden gelmek için önerilerimiz neler? Ortoreksiya sorunuyla baş edebilmek için öncelikle bunun farkında olmak gerekiyor. Çünkü insanlar bazen bu sorunun kendilerinde olduğunu, fiziksel ve psikolojik sağlıkları ile sosyal ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etmek istemeyebiliyor. Çoğunlukla sağlıklı beslenme ile ilgili yaşam tarzı değişikliklerinin sağlıklarını olumlu etkilediğine inanıyorlar. Sağlıklı beslenme takıntısının üstesinden gelmek için sorunu fark edip kabul ettikten sonra hekim, psikolog ve beslenme uzmanından oluşan bir sağlık ekibinden yardım almak önem taşıyor. Bu, ortoreksiya sorununu yaşayan insanların beslenme ile ilgili yanlış inanışlarını anlamalarına, sınırlamalarına ve nihayetinde ortadan kaldırmalarına yardımcı olabiliyor. Bu sesli yayının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.